الفاتحة مع الصلوات، اللهم صل على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Sevgili izleyenler, dinleyenler, sevgili öğrenciler, can dostlarım, gönül dostlarım. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki hayat hikayemizin bir üçüncü ve son bölümüyle huzurlarınızdayız. Son anlattığımız şey hapse girişimiz ve tahliye edilişimiz. Bu arada bizim deli raporlarına da dikkatle bakın. Başka bir seri de ceviz kabuğu rezaletinde bu konu detaylı olarak ele alındığı için bir defa daha detaylara girmek istemiyorum. Ama bizim aleyhimizde yazılar yazanlar bizim deli olduğumuz konusunda 3 tane raporumuz olduğunu söylerler. Tabii aslında hiçbir şeyi incelemek gereğini bile duymadan sadece iftira atabilmek için yaşayabilen insanlar ne yapacaklar? Aslı hiç araştırmadan sadece yalan kusacaklar. Sevgili kardeşlerim, gerçekten 3 tane rapor var. Birinci rapor, savcıya ilk defa ifade verirken baktık orada birisi daha var ve sorduk savcı beye, bu zat kimdir? Bu dedi psikolog. Peki neden burada? Sizin akli dengenizi kontrol etmek için burada. Pekala, sualleri varsa cevap verelim dedik. Ve oradaki o doktorun ismini göreceksiniz. Detayları açıkladığımız kasetlerde bunların hepsinin detaylarını açıklıyoruz. Raporların kelime kelime okunması da söz konusu. Dedi ki, siz de melekleri görmüşsünüz öyle mi? Evet dedik, öyle. Gök katlarını da gördüğünüzü iddia ediyorsunuz. İddia etmiyoruz dedik, gördük. Bize bunları sorarken devamlı notlar alıyor. Ve sevgili kardeşlerim, yani zamanımızdaki bir psikolog, kalp gözü açık olan birisi hakkında hüküm veriyor. Biliyorsunuz ki akli dengesinde bozukluk olanların bu tıp ilminin sahiplerinin halüsinasyon adını verdikleri bir mağluliyetleri var, hastalıkları var. Bir şeyler görüyorlar. Bunlardan bazıları cinleri de görüyorlar. Düşünemiyor. Gök katlarını görmekle Allah'ın katında kılınan namazı görmekle, oradaki altın tahtları görmekle, Allah'ın gösterdiği melekleri görmekle, Allah'ın zatını görmekle halüsinasyon arasındaki farkı düşünemiyor. Böyle bir şey ona inanılmaz geliyor. Ve de o gördüklerimizin bir halüsinasyon olduğu kanısında. Bu doktor zaten raporunu öteki konuda okuduk, yayınlanacak, göreceksiniz. Ceviz kabuğu rezaletinde bu konu bütün detaylarıyla yayınlanmış olacak. Ve de bu bizdeki görüntüler sebebiyle
bu psikolog zat bizim deli olduğumuza kesin kanaat getirdi. Sebep sadece bu kadar. Madem ki biz bir şeyler görüyormuşuz, bu mutlaka halüsinasyonmuş, öyleyse biz deliymişiz. Bu kadar ucuz mu sevgili kardeşlerim bu iş yani? Yeter mi? Yetmez. Daha sonra bir başka grupta bizi bir defa daha bir tetkikten geçirdiler. Sevgili kardeşlerim, tutuklanmamız sırasında o 90 günün bir kısmı Samsun'da geçti. O da enteresan bir olay. Bizim hapishaneye bağlı bir deliler koğuşunda bulunmamıza karar verildi. Ve de Ankara'dan Samsun'a elleri kelepçeli olarak jandarmalar nezaretinde götürüldük. Tasavvur ediyor musunuz sevgili kardeşlerim? Allah yolunda insanlar nelerle karşılaşıyor? Bir katil gibi, bir hırsız gibi, bir suçlu hüviyetinde, jandarmalar nezaretinde götürüldük, bir koğuşa yerleştirildik. Orada bir 8-10 günlük bir süre bizi müşahede altında tuttular. Bitişik koğuşta da 3-4 tane daha bu konuda müşahede altında tutulan birkaç kişi vardı. Bir gün biz birinci koğuşta yalnız kaldıktan sonra bizi de oraya aldılar. Ve orada 4 kişi, yani şimdi sayısını kesin hatırlamıyorum, belki 5 kişi bir arada olduk. Ve o kardeşlerimize tasavvuf anlattık. Bol zaman vardı. Sualler sordular. Problemleri vardı. Cevaplar aldık problemlerine. Cevapları onlara ilettik. Sonra ne mi oldu? Ertesi günden itibaren bütün namazları beraber kılmaya başladık. Ve konunun asıl ilginç tarafı, bu kardeşlerimize, bunlar deli standartlarında orada olanlar, küçük haplar veriyorlarmış. Sayısı 24 tane mi, 25 tane mi ne? Küçük küçük haplar veriyorlarmış. 3 gün sonra bir doktor geldi oraya. Kolay kolay oraya gelmezlermiş onlar. Burası hapishanenin delihanesi olduğundan. Geldi ve benimle özel konuşmak istediğini söyledi. Özel konuştuk. Doktor diyor ki, ben diyor merak ediyorum, siz buraya geldikten sonra bunlar her gün bu haplara ihtiyaç duyuyorlardı. Ama sizin gelişinizin 3. gününde bu haplara ihtiyaçları olmadığını tespit ettik. Bu nasıl gerçekleşti? Ne yaptınız siz bunlara dedi. Biz de dedik ki biz onlara tasavvufu öğretiyoruz. Şu anda onlara tasavvuf konusunda sorduğunuz birçok sualin cevabını alabilirsiniz. Bir de dedik mutlu olup olmadıklarını sorun bakalım, ne diyecekler size. Sevgili kardeşlerim, oradaki deli hüviyetinde sayılması lazım gelen o insanlar 3 gün sonra artık o haplara ihtiyaç duymaz oldular. Ve de normal insanların davranış biçimlerini sergilemeye başladılar. Burada ilginç bir olay var. Yani Allah'ın o güzelliklerini anlattığınız, sonra da onların suallerine Allah-u Teala'dan cevap alarak cevap ulaştırdığınız ve bu cevaplar onların problemlerinin çözümü olduğu vakası var ise,
O insanlar fizik ötesinde bir şeylerin var olduğu konusunda kesin kanaate sahip oluyorlar. Tahmin edersiniz ki orada da bu dört veya beş kardeşimizin içerisinde gene biz baş tacı edildik. Zaten genç kardeşlerimizdi bunlar. Biz onlara nazaran bir hayli büyüktük. Ve güzellikleri yaşamaya başlayınca bu kardeşlerimiz bize anormal bir sürnormal bir saygı göstermeye başladılar. Ve bir dediğimiz iki edilmiyordu. Yani bir başka güzel hayatı da orada geçirdik. Neticede doktorlarla bir mülakatımız oldu. Bizi çağırdılar ve sualler sordular. Sordukları suallere cevaplar verdik. Ve bu kardeşlerimizden bazıları deli olduğumuza, bazıları da olmadığımıza karar verdiler. Ama karar ağırlık deli olduğumuz yönündeydi. Sebep mi soruyorsunuz? Sebep gene onların halüsinasyon dediği bizim fizik ötesini görüşümüz. Buna kimsenin aklı ermiyor sevgili kardeşlerim. Eğer bir insanın kalp gözü açıksa bizim psikologlara göre ve bu konuda ihtisas yapanlara göre bu mutlaka delilik olarak vasıflandırılıyor. Deli ile akıllı arasındaki fark nedir diye soruyoruz. Bir deli yazıyor kağıt üzerine bir şeyler. Hastanenin başhekimi soruyor deliye. Diyor ki ne yazıyorsun? Mektup yazıyorum diyor. Peki diyor kime yazıyorsun mektubu? Kendime diyor. Hay Allah razı olsun diyor. Peki ne yazdın diyor. Daha diyor mektubu almadım. İşte şimdi burada bizim mantığımıza uygun olmayan bir mantık dizaynı var. Bir başka fıkra hep anlatılır. Bir deliler evinde müfettiş teftiş ediyor. Bir odaya girdiğinde bakıyor ki bir adam tavanda bir halkaya asılmış böyle duruyor. Bu diyor ne yapıyor diyor burada? Başhekim diyor ki efendim diyor bu diyor kendisini elektrik lambası olarak görüyor ve odayı aydınlattığı kanaatinde. Müfettiş diyor ki iyi de diyor be kardeşim diyor. Bu adam burada tutulur mu diyor böyle indirin şunu diyor aşağı. Başhekim diyor ki iyi ama diyor efendim o zaman oda diyor karanlık olmaz mı? Sevgili kardeşlerim mantıklar bu dizayn içerisinde gelişiyor. Sanıyoruz ki bu ikinci kardeşlerimiz, onlar bir gruptu. Hiçbiri bize karşı en ufak bir saygısızlık göstermediler bu doktorlardan. Kendilerine bir defa daha teşekkür etmek istiyorum. Ve sanıyorum ki bizi biraz yardımcı olmak için belki de mahkum olacağımızı düşünüyorlardı. Bu deli raporunu verirken de öyle saygısız kelimeler falan kullanmamışlar. Ne oldu? İki tane deli raporu oldu hakkımızda. Sebep mi? Halüsinasyon. Kalp gözünüz açıksa yandınız yani ha. Sakın bir böyle bu tarzda bir doktora bayan olmayın. Deli olduğunuza dair kesin rapor verirler. Sevgili arkadaşlarım uzatmayalım. Mahkeme bizi üçüncü defa çok ciddi bir kurula gönderdi. Bu Adli Tıp Kurulu. 13 kişiden teşekkür ediyor. Bunların üst seviye doktor olması söz konusu.
Ve her iki raporu da irdelediler. Bize sualler sordular. Sevgili kardeşlerim, biz de onlara bir sual sorduk. Allah Teala bize yazdırmıştı ki Risalet nurlarına, en çok seni seveniz, seni en çok seveniz. Sözüme lütfen dikkat edin. Severiz değil, seveniz. Onlar bana sualler sordular, sordular, sordular. Ben de onlara bir sual sordum. Dedim ki, en çok seni seveniz, seni en çok seveniz. Bundan dedim, ne anlıyorsunuz? Ve anladıklarını söylediler. Bir tevazu içindeydiler. Neticede ikisinin de aynı şeye çıktığı kanısındaydı genel kanaat. Biz dedik ki, hayır, severiz olsaydı ikisi de aynı şey olurdu. En çok seni severiz, seni en çok severiz, aynı şey. Ama en çok seni seveniz, seni en çok seveniz dediğimiz zaman konu tamamen ayrılıyor. Seni en çok seveniz dediği zaman Allah Teala bizi seven birçok kişi var. Ama o sevenlerin arasında en çok seven, bizi en çok seven Allah. En çok seni seveniz dediği zaman Allah'ın çok sevdikleri var. O sevdiklerin arasında en çok sevdiği biziz. Birinde seven, birinde sevilen anlatılmış. Bunu söylediğim zaman bir suskunluk oldu orada. Sonra biz oradan ayrıldık ve bize planlama teşkilatında yaptığımız 27 tane araştırmadan bahsettiler. Bunlar sizin mi dediler? Biz de evet bizim dedik. Ve kesin bir kanaatle raporlarını verdiler. Nasıl verdiler raporlarını? Evvela birinci psikolog doktorun söylediklerinin geçersizliğini o tıp diliyle izah etmişler raporlarında. Sonra da ikinci doktorun hakkımızda verdiği hükmün geçersizliğini gene onların ifadelerini çürüterek vermişler ve demişler bu tam akıllıdır. Delilikle uzaktan yakından ilişkisi yoktur. İşte bu kadar sevgili kardeşlerim. Bizim delilik hikayemiz bu. Vay, senin neden kalp gözün açık kardeşim? Sen delisin diyorlar bize, iyi mi? Öyleyse böyle bir dizaynda şu insanların hiçbir inceleme kaygısına girmeden, hiçbir sorumluluk hissi duymadan sadece bizi karalamaya uğraşmaları, dikkat edin sevgili kardeşlerim, şeytanın çok açık bir göstergesi. Bu insanlar her an şeytandan ilham aldıklarının farkında değiller. Şeytan tarafından emredildiklerinin farkında değiller. Herkes mi alır? Herkes alır. Allah Teala buyuruyor ki Nur Suresinin 21. ayet-i kerimesinde, sakın şeytanın adımlarına tabi olmayın. Şeytanın adımlarına tabi olanlar şeytan tarafından münkerle ve fuhuşla emrolunurlar, diyor Allah Teala. Ve de şeytanın bu emretmesinden kurtulmak için kişinin yapması lazım gelen şeyi de çok basit olarak ifade ediyor Allah Teala. Sadece Allah'a ulaşmayı dileyeceksiniz. Dilediğiniz an şeytanın kulu olmaktan mutlaka kurtuluyorsunuz ve Allah'ın kulu oluyorsunuz. O noktadan itibaren Allah şeytanla aranıza bir perde geliyor. Şeytanın size emretmesine kesin olarak mani oluyor. İşte o ayet-i kerime Allah Teala diyor ki Zümer Suresi'nin 17. ayet-i kerimesinde sahabe için, onlar tağuta
insan ve cin şeytanlara kul idiler. Allah'a ulaşmayı dilediler. Onlara müjdeler vardır. Kullarımı müjdele ediyor. Allah'a ulaşmayı diledikleri an tağuta kul olmaktan, tağut tarafından emrolunmaktan kurtuluyorlar. Allah tarafından emrolunmaya başlıyorlar. İşte biz o Allah tarafından emredilenlerden sadece bir tanesiyiz. Hepiniz için de inanılmayacak kadar kolay bir şey. Allah'a ulaşmayı dileyin. Yani ruhunuzu ölmeden evvel Allah'a ulaştırmayı dileyin. Ve şeytanın üzerindeki hakimiyetini nasıl yok ettiğinizi kendiniz yaşayın. Biz onun ulaşamayacağı bir yerdeyiz. Yani iblisin, yani insan ve cin şeytanların. İşte insan şeytanları görüyorsunuz. Hakkımızda bunca yalanı, iftirayı yazabilenler. Sevgili kardeşlerim, böylece bir sonuca ulaşıyoruz. Deli olmadığımız, zannediyorum sizin iç dünyanızda da kesinleşmiştir. Zaten raporları okuduğumuz o ceviz kabuğu rezaletinin açıklamasında göreceksiniz olayı. Şimdi bundan sonra ne oldu? Bundan sonra biz hamdolsun ki artık planlama teşkilatından zaten hemen istifa ettik ve kendimizi tamamen Allah'ın yoluna vakfettik. Bir mescit oluşturduk Sokollu'da ve artık namazlarımızı orada kılmaya ve herkese kıldırmaya başladık. Her gün, her akşam kardeşlerimizle konuşmalar yapıyorduk. Cuma namazlarında ise cami tıklım tıklım dolu oluyordu. Ve her seferinde biz ayrı bir konuyu herkese açıklıyorduk. Sevgili kardeşlerim, sözlerimize dikkat edin lütfen. Hep ayetlerle konuşuruz. Onun için itiraz eden dikkatli olmak mecburiyetinde. Bu bizim saflara bakmayın. Bunlar din Kur'an-ı Kerim'den falan hiç anlamadıkları için Kur'an-ı Kerim'in ardındaki gerçek manayı anlayamadıkları için emaniye bilgilerle donatıldıkları için sözlerimizin kendilerine göre tefsirini yaparlar sadece. Şeytanın netice itibariyle emrettiği kişiler. Öyle değil mi diyen varsa bir defa daha tekrar edelim. Biz sadece Allah'ın Kur'an ayetlerini söyleriz. O da öyle söylüyor. Allah'a ulaşmayı dileyene kadar kişi insanların, insan ve cin şeytanların kuludur ve o şeytan tarafından da münkerle ve fuhuşla emrolunur. Bu kadar. Sonra yurt sathında konferanslara başladık. Ve devamlı birçok ilde arda arda her hafta başka bir ilde konferans vermeye başladık. Artık izin almak, gitmek, gelmek falan diye böyle bir şey söz konusu değildi. Çünkü planlama teşkilatından istifa etmiştik, ayrılmıştık ve kendimizi tamamen Allah'a adamıştık. Bu noktadan itibaren adım adım hayatımız değişti. Sonra mı ne oldu? Planlamadayken bir gruba girip bir daire yaptırmıştık. Hani şu kredilerle. O daireyi sattık. Ve de onun parasıyla bir televizyon kurduk. Mir TV. Ve o televizyondan yayınımıza başladık. Bir radyo oluşturmayı başardık. Mihir Radyo. Başlangıçtaki ismimiz buydu. Sonra Nur Radyo, Radyo Nur adını koyduk. Birkaç ilde radyo kurmayı başardık. Ve Türkiye'deki dine karşı olan tutumu biliyorsunuz.
bir süre devam eden televizyonumuz neticede kapandı. Daha açık bir ifadeyle kapatıldı. Rütük. Rütüğün o zamanki başında olan kişiler tarafından. Suçumuz mu? Suçumuzu doğru dürüst izah edemiyorlar. Biz ayrı ayrı kesimde yaşayanları birbirine düşman ediyormuşuz. Sevgili kardeşlerim, Allah'ın bize öğrettiği şey sadece dostluktur. Bırakınız İslam dini içinde dostluğu kurmayı, İslam'ı diğer dinlerle birleştirmek konusunda da vazifeliyiz. Ve bunun gelecek yıllarda gerçekleştiğini göreceksiniz. Hah, biz böyle söyledik ya şimdi. Biz geleceği gören, bilen birisiymişiz. Kendimize bu havayı veriyormuşuz. Hemen bunu yakıştırıyor adamlar. Biz her gün diyoruz ki biz hiçbir şey bilmeyiz. Her söylediğimizi Allah bize bildirmiştir. Biz sadece ondan öğrendiğimizi size söyleyebiliriz. Biz bir hiçiz. Ama Rabbimizle beraber biz bu devrin imamıyız. Huzur namazının imamıyız. Sevgili kardeşlerim, kendimizi yüzlerce defa orada ruh olarak gördük. Biz kıldırıyoruz şu anda huzur namazının namazlarını. Öyleyse bunu övünme olarak mı değerlendirirsiniz? Değerlendirmeniz size ait bir muhteva taşır. Bizi dışında bırakır. Çünkü siz kendi düşüncenizin mimarısınız. Ama biz kendi düşüncemizin mimarı değiliz. Biz Allah'ın kölesiyiz. O ne söyletirse onu söyleyebiliriz. Ne zaman susmamızı dilerse o zaman da susarız. İşte sevgili kardeşlerim ve konferanslar devam etti. Artık hayatımız yollarda geçmeye başladı. Bir konferans Ankara'da verirsek, ard arda birçok konferansı başka başka illerde vermeye başladık. Tabii artık planlama teşkilatı falan çalışmadığımız için de her gün bizim için serbestti. Haftanın birinci günü bir yerde, üçüncü günü bir başka yerde, hafta sonunda bir başka yerde hayatımız konferanslarla geçmeye başladı. Biliyor musunuz sevgili kardeşlerim, sevilmek çok güzel bir şey. Darısı hepinizin başına. Allah'a sonsuz hamd ve şükrederiz ki seviliyoruz. Bizim kardeşlerimiz tarafından çok seviliyoruz. Her gün çok sayıda telefon alıyoruz, e-mail alıyoruz ve onlara cevaplar veriyoruz. Sonra mı neler oldu? Sonra konferansların sayısı arttı. Televizyonumuz yayına devam etti, radyolarımız yayına devam etti. Her gün biraz daha tanınmaya başladık. Ve bu bir takım insanları rahatsız etti. Bu arada Allah-u Teala bize 1976 yılından itibaren Risalet Nurları diye bir kitap yazdırmaya başladı. Ve kimliğimizi o kitapta açıkça Allah-u Teala ortaya koydu. Biz bunu söylemekten hiç sakınmayız. Ama Risalet Nurları'nın bir özelliği vardı. Allah-u Teala bize buyurmuştu ki, bu kitap bizim tarafımızdan emrolana kadar hiç kimseye açıklanmayacaktır. İkimizin arasında sır olarak saklanacaktır. Sonrasını biliyorsunuz işte. O kitabın yazılmasından sonra tutuklanmamız, kitabın başkalarının eline geçmesi ve bizim iznimiz olmadan yayınlanması, başkalarının hakkımızda bir karalama kampanyası açması. Allah'ın söylediklerinin hepsini anlamamalarına tabii
bir olay nazarıyla bakıyoruz. Ama oradaki güzellikleri hiç görmemek üzere sadece kendilerine göre yanlış telakki ettikleri şeyleri söylemeleri söz konusu oldu ve geçen seferki konuşmamızda açıklamalar yaptık, cevaplar verdik Risalet-i Nur'lar hakkındaki alıntılara da. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Yüksek Din Kurulu üyeleri aralarında toplanmışlar, kitabı incelemişler ve 23 tane alıntı seçmişler. Bunlar Kur'an'a, İslam dinine, dinin temel kaidelerine %100 aykırıdır. Bunu yazan bir kişi de mutlaka delidir. Eğer bunları kendisi yazdıysa, yazmadıysa gene delidir gibi bir ifade kullanmışlar ama o kesimi tam olarak hatırlayamıyorum. Önemli de değil. Yani ya delidir ya da yazdıkları şeyler bir sahtekarlıktır demiş oluyorlar. Sonra da biz onlara cevaplar verdik. Verdiğimiz cevaplara onlar bir daha cevap veremezlerdi. Bugün de veremiyorlar. Yeter mi? Yetmez sevgili kardeşlerim. Biz bütün din adamlarına bugüne kadar 3 grup ihtar gönderdik. Her bir grup birçok tavzihi yani açıklamayı ihtiva ediyordu. Ve onların öğrendiği dinin eksik olduğunu, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabinin yaşadığı din olmadığını, o dinin bütün hüviyetinin tamamıyla kaybedildiği ve İslam'ın bir bitkisel hayata itildiğini ispat ettik. Sevgili kardeşlerim, bu tabii onlara göre büyük bir cürümdü. Biz onların söylediklerinin aksini ispat ederek onları küçültmüş oluyorduk. Onlar böyle zannediyorlardı. Oysa ki unuttukları bir İslam dini var. 14 asır evvel Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sahabe tarafından yaşanmış bir İslam dini. 7 tane safadan oluşuyor. Hepsi de farz. 7 safanın 7'si de farz. Ve bütün sahabe Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem vasıtasıyla onları yaşamışlar. Yeter mi? Hayır, yetmez. Ondan evvel Hazreti İsa ile ona bağlı olanlar aynı şeyleri yaşamış. Yeter mi? Hayır, yetmez. Ondan evvel Hazreti Musa aynı şeyleri yaşamış. Aynı şeriatı yaşamış. Aynı standartlar içinde. Ondan evvel de Hazreti İbrahim, daha evvel Hazreti Nuh, en evvel Hazreti Adem ve onun soyu. Sevgili kardeşlerim, neden bahsediyoruz? Bu dünyada İslam unutulduğu için İslam alemi bu kadar geri. Ve onları bu geri kalma bataklığından kurtarabilecek olan o tek kişi biziz. Allah-u Teala bunu bize öğretti. Bütün dünyaya sadece İslam'ı öğretmek için vazifeli değiliz. Daha ötesi var. Dinleri birleştirmek konusunda da bir çabanın sahibiyiz. Ve bir gün onun da belki tamam olarak değil ama büyük kısmının gerçekleştiğini göreceksiniz. Hayır, biz söylemiyoruz. O söylüyor. Bir noktaya daha işaret etmek istiyoruz. Bugüne kadar söylediklerimiz bildiğiniz gibi birer birer gerçekleşti. Bu söylediklerimizi dikkatle takip edin. Bundan sonrakilerin de gerçekleştiğini göreceksiniz. 2004 yılı Mehdi Aleyhisselam'ın açıklama yapması lazım gelen yıldır ve bu açıklama yapılmış durumdadır. Öyleyse sonra ne oldu? Gazetelerde bu çirkin açıklamalar çıkınca biz hakkımızda yapılan bunca iftiraya cevap vermek gereğini hissettik ve ceviz kabuğuna müracaat ettik. Dedik ki biz sizlerle konuşmak istiyoruz. Biz müracaat ettik. Allah-u Teala'nın emri gereğince bu müracaat bizim tarafımızdan yapıldı.
Biz istedik Ceviz Kapı olayını. Ve de Hulki Cevizoğlu, Yaşar Nuri Öztürk, Profesör Adnan Ayhan Songar ve diğer iki profesör. İsimleri aklımızda çok sağlam bir şekilde tutamıyoruz. İsimleri söyleyemediğimiz için bu iki profesör kardeşimiz sakın alınmasınlar. Ve ceviz kabuğu rezaleti oluştu. Ceviz kabuğu baştan sona kadar bir rezalettir. Ama sevgili kardeşlerim, olması gerekiyordu. Niçin olması gerekiyordu? Bizim Duhan suresinin 10, 11, 12, 13, 14. ayet-i kerimesinde adı geçen Resul olduğumuzun ispatı için. İşte 1997 yılında veya 96 yılında ceviz kabuğu rezaleti vücuda geldi ve biz kendisine şeytanın vahyettiği, şeytan tarafından öğretilmiş bir deli olarak Türk halkına kabul ettirildik. Sevgili kardeşlerimiz, bu noktadan itibaren bizi sevenlerin sayısı süratle arttı. Ama hakkımızda yanlış bilgilerin sahibi olan halkın bize karşı tutumu değişti. Adım adım insanların gözlerinde bize karşı sevgi değil, kin görmeye başladık. Nefret görmeye başladık. Bize ve bizimle beraber olanlara yavaş yavaş rahatsızlık verici davranışlar başladı. Bir kardeşlerimizle beraber bir pikniğe gittiğimiz zaman başka bir grubun bize düşmanca baktıklarını görüyorduk. Etrafımızda düşmanca dolaştıklarını görüyorduk. Ceviz kabuğu rezaletiyle konu daha ciddi boyutlara büründü. Ayrıca bizi her konferansta dışarıdan gelip de dinleyenler, söylediklerimizi not alıp da gerçek olduklarını gördükleri zaman bize karşı dost olmak yerine çoğu düşman olmak gereğini duyuyordu. Sevgili kardeşlerim, bu meseleleri İslam'ın 7 safhasını, dinlerin aslında 2 tane 3 tane olmadığını, sadece bir tek din olduğunu insanlara ispat için hayatımızı vakfettik. Allah Teala bu huzur verici, zevkli ve aydınlatıcı vazifeyi bize verdiği için ona sonsuz müteşekkiriz. Biz ona hayranız. O günden bu tarafa sevgili kardeşlerim, hayatımızın kilometre taşlarında bir yenisi oluştu. Nur TV. Hamdolsun ki Türkiye'de kapatılan Mihir TV kapatıldı. Ama hamdolsun ki şimdi uydudan yayınımızı yapabiliyoruz. Bu da hala birçok insanı görüyoruz ki rahatsız ediyor. Sevgili kardeşlerim, Nur TV bizim hayatımızda
yeni bir kilometre taşıdır. Ve bütün dünyaya Mehdi Aleyhisselam'ın zamanının geldiğini ifade eden bir dabbetül arzdır o. Her ne kadar bizim Yaşar ne yaşar ne yaşamaz, Yaşar Nuri Öztürk kardeşimiz dabbetül arzın Hawking olduğunu iddia ediyorsa da, bu onun felsefesine yatık olan birisi, bizim Yaşar Nuri Öztürk kardeşimiz de aslında hep kozmik şuurdan falan bahseder. Yani İlluminati'nin Türkiye'deki bir uzantısı. Bunca Allah-u Teala'nın dostları varken gidip konferanslarını başka kanallarda veriyor. Her neyse sevgili kardeşlerim, önemli değil. Ama Allah yolunda olduğunu iddia eden bir insanın kozmik şuurla kendisini dinci sayması, Hürriyet gazetesi gibi Allah'ın düşmanı bir gazeteye yazılar yazması ve sonradan geçirdiği olayları da hepiniz gördünüz, hakkında artık hükmünüz kesinleşmiştir. Bizim yıllarca evvel verdiğimiz hükme sadece siz yeni ulaştınız. İşte böyle bir dizayn. Ve bize yakın olanların sayısı süratle arttı. Her konferansta konferans olanları doluyordu. Biz de lazım gelenleri herkese anlatıyorduk. Ama sadece anlayabilenler bizim etrafımızda toplanıyordu. Sayımız giderek büyüdü. Sonra etrafımızda bizi rahatsız edecek olan davranışlar başladı. Mesela arabalarımıza zarar verilmeye başlandı. Ve bize her geçen gün daha kinle bakılmaya başlandı. Birer birer dergahlarımız basıldı. Suç unsuru olarak Kur'an-ı Kerimler bulundu. Ve de başka bir suç unsuru bulunamadığı için üzülerek gitti baskını yapanlar. Ama dergahlarımızı mühürlemeye başladı insanlar. Allah'ın düşmanları harekete geçmişti. Sonra bize karşı tehditkar davranışlar başladı. Silah göstermeler ve bir nevi sokak saldırıları dizisi. Artık rahatsızlık kesin bir hüviyet almıştı. Bu arada adalet mekanizması da o adaletten yoksun kararlar almaya başladı. Sevgili kardeşlerim, Mihir TV'de bizim kendi camimizde, caminin içinde cübbeyle ve sarıkla kıldırdığımız bir namaz sebebiyle camide, kendi camimizde cübbeyle, sarıkla namaz kıldırıyoruz ve mahkeme bizi mahkum ediyor. Cübbeyle ve sarıkla namaz kıldırdığımız için ve bu televizyonda yayınlandığı için. Sevgili kardeşlerim, o kadar inanılmaz ifadelerle bizim hakkımızda isnatlarda bulunuyordu ki Rütük. Ama Rütük'ü düşünün sevgili kardeşlerim. Rütük hem hakimdir,
hem savcıdır hem de davacıdır. Davalı sadece biziz. Ve savcı ve davalıyı, savcı ve davacıyı temsil eden, aynı zamanda hakimi temsil eden Rütük hakkımızda karar veriyor ve televizyonumuz kapanıyor. Bu kadar. Bu kadar basit. Radyolarımız kapanıyor birer birer. Bu kadar basit. Her tarafta bir düşmanca dizayn bizi yakın bir mesafeden rahatsız etmeye başladı. Bu davranış biçimleri bazı noktalarda saldırı hüviyetine bürününce biz onun için hayatımızı rahat rahat harcayabileceğimiz sevgili ülkemizden ayrılmak mecburiyetinde kaldık. Bu saldırılar bizi o noktaya götürdü ve Almanya'ya ulaştık ilk defa ve faaliyetlerimiz tabii kesilmeyecekti. Daha bir şevkle devam etti. Ama Almanya'da da rahatsız edildik. Orada da biliyorsunuz çok sayıda bizim ülkemizden insan var. Negatif davranışlarda da İtalyanlardan sonra Türkler geliyor. Ve rahatsızlığı orada da Türkiye'deki kadar kalın çizgilerle olmasa da orada da yaşadık. Sonra çözümün Amerika'da olduğunu gördük ve Amerika'ya ulaştık. Burada da Türkler var ama burada hiç kimse bize kötü gözle bakmıyor, hiç kimse bize saldırmıyor. Burada bir camimiz var. Burada rahat rahat kendimize düşen görevi yapıyoruz. Allah-u Teala bize bir emir vererek burada da bir vakıf kurdurdu. Adı International Mir Foundation. Artık Mir kelimesinin manasını hepiniz yakından biliyorsunuz. Mehdi, İmam, Halife, Resul. Ve Mir Foundation bir non-profit organization olarak Amerikan makamları tarafından Virginia eyaletinde kabul edildi. Ve ona dayalı olarak, yani onun bir affiliate olarak, bir uzantısı olarak Allah'ın üniversitesini kurma emrini aldık Allah-u Teala'dan. Hamdolsun ki onu da gerçekleştirdik. Öyleyse sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, sevgili Türkiye halkı, gelecek günlerde Türkiye harbe sokulacaktır. Üçüncü Cihan Harbi çok uzaklarda değil. Ve ekonomik yapı yanlış esaslara dayalıdır. Bu yapının değiştirilmesi gerek. Türkiye mutlaka altın karşılıklı parayı gerçekleştirmek mecburiyetindedir. Sevgili kardeşlerim, Turgut Özal zamanında konuyu halletmiştik. Birinci konuşmayı yaptık. Adnan Kahveci ile Büyük Millet Meclisi'nde. İkinci konuşmayı onun makamında yapacaktık.
tahakkuk etmedi. Yoksa Allah Teala Turgut Özal'a ve Adnan Kahveci'ye ömür verseydi altın karşılıklı parayı oturtmuştuk. Türkiye enflasyon belasından %100 kurtulmuştu. Yalnız o kadar olmayacaktı sevgili kardeşlerim. Biz ekonomik açıdan bu belaların başımıza geleceğini önceden öğrenmiştik. Ve de herkesi, başta Cumhurbaşkanı, Başbakan olmak üzere bütün parlamenterlere, en azından onların arasındaki büyük kesime mektuplarla ulaşmıştık. Yapılması lazım gelen işleri söylemiştik. Ama netice itibariyle onların tabiriyle 3 tane deli rapor almış olan birisi böyle bir şeyi çıkartıyordu. Ve de hiç kabul görmedi tabii. Ve atı alan Üsküdar'ı geçti. IMF'in diktesi altında Türkiye bir batağa batmış durumdadır. Gayri safi milli hasılasına göre çok üst seviyede bir borcu söz konusudur. Devlet de borçludur, halk da borçludur. Ne yazık ki borcun ödenmesi için devlet gerekli gelire sahip değildir. Onun için borçlarının büyük kısmını yeniden borç alarak ödemek mecburiyetindedir. O ödenen borçlar da faizlerin ilavesiyle gerçekleşeceği için bir korkunç spiral, kısır döngü Türkiye'yi giderek daha çok batağa sürüklemektedir. Ve de yolu yok mudur? Vardır. Ekonomi sohbetlerimizi dinlerseniz çözümleri göreceksiniz. Bütün borçların bir anda ödenerek küçülen borçlar devrine Türkiye'nin girmesi lazım. O zaman dış ülkelerdeki, mesela Amerika'daki faiz olan oranları şu anda en yüksek seviyede %7 kredi faizleri. Öyleyse düşünün ki Türkiye'deki enflasyon haddinin de altında bir faizle borç almak mümkün. Altın karşılıklı parayı oturttuğumuz anda artık Türk lirası dünyanın en sağlam parası olacaktır. Bu neyi ifade eder? Bütün ülkelerde, enflasyonist ülkelerde biriktirme parası olmasını ifade eder. Türkiye'den dışarıya çıkan konvertibl olacaktır altın karşılıklı para. Türkiye'den dışarıya çıkan her paranın yüz kat daha fazla mal, paranın Türkiye maliyesine maliyetinin yüz katı daha fazla mal ithalat olarak Türkiye'ye girecektir. Sevgili kardeşlerim, can dostlarım, gönül dostlarım, büyük Türk halkı, buradan Amerika'dan sizlere sesleniyoruz. Hayat hikayemiz burada tamamlanıyor. Şimdiye kadar sizlere neyi açıkladıysak, açıkladığımız hiçbir şey bize ait değildir. Hepsi onun tarafından söyletilmiştir. Böyle olduğunu her söylediğimizin gerçekleşmesiyle zaten bugüne kadar gördünüz. Bundan sonra da göreceksiniz. Büyük Türkiye halkı, sözlerimiz burada tamamlanıyor. Ama bir noktayı daha söylemeden geçmek de içimizden gelmiyor. Açık ve kesin olarak bu bir tavır koymadır. Türkiye defaatle kovulduğu Avrupa Birliği'ne girmek mecburiyetinde değildir. Bu Osmanlı için onur kırıcı bir olaydır.
Biz adamlara diyoruz ki biz sizin kuyruğunuza yapışmak istiyoruz. Onlar da diyorlar ki biz Hristiyanız, siz Müslümansınız, biz sizi istemiyoruz. Biz muhakkak Avrupa Birliği'nin bir parçası olmak istiyoruz diyoruz. Peki dünya ne diyor? Bir bakın bakalım ne diyorlar. Osmanlı çöktüğü zaman onun çöküşünde ortaya çıkan 28 ülkenin her biri Osmanlı'nın başa geçerek kendileriyle beraber bir federasyon kurmasını istiyorlar. İç dünyada bu var. Sadece o ülkeler mi? Türk ülkelerinde büyük kısmı bunu istiyor. Yeter mi? Yetmez. Asya, birkaç Asya ülkesi de bunu istiyor. Osmanlı bir lider ülkedir. Ve tekrar bir lider ülke olarak dünya arenasında ait olduğu yeri mutlaka almalıdır. Sevgili kardeşlerim, eğer Türkiye bankalar sistemini yatırımcılar olarak devreye sokabilirse, çok kısa bir zaman parçasında hem borçlarını ödeyebilecek hem de kalkınmasını tamamlamış bir ülke haline gelebilecektir. Kalkınma hızı, şu andaki yatırım hızı, şu andaki özel sektör ve devlet yatırımları toplamının sadece özel sektör cephesinde en az 2,5 katı olacaktır. Sözlerimizi dikkatle dinleyin ve değerlendirin. Allah Teala'nın hepinizi sonsuz mutluluklara ulaştırması, cennet saadetini ve dünya saadetini yapması, dünya saadetinin sahibi kılması ve büyük Türkiye'nin kurulması, gerçekleşmesi istikametinde dualarımızla sözlerimizi burada tamamlamak istiyoruz. Allah hepinizden razı olsun. El Fatiha ve as-salavat.